Ömer, sana her şeyi anlatmam lazım. Biliyorum belki bana kızacaksın. Belki bir daha yüzümü bile görmek istemeyeceksin ama... Ya, bilmen gerekiyor. Defne ile birlikte olamamanızın sebebi biziz. Biz. Hepimiz. Hepimiz Defne'yi seni kendine aşık etmesi için ayarladık. Hepsi bir oyundan ibaret. Öyleydi. Sonra işler bu noktaya geldi. Bu minnacık küçük sır... ...siz birbirinizi sevdikçe bir çığ gibi büyüdü. Kimse önünde duramadı. Gerçek değil de diyemedi. Gerçekti çünkü. Defne ile bu yüzden olmuyor. Bu yüzden senden uzak duruyor. Affet beni olur mu? Yani biliyorum evet. Çok zor ama. Affet. O neydi şimdi ya? Severken seni dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de bir kılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize değmesin ellerimi. Buluşmasın bu gözler, yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi. Severken seni dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize değmesin ellerimi. Buluşmasın bu gözler, yine erir gideriz. Şuranda yaşamak istiyorum. Mümkün müdür acaba? Sen beni delirtmek istiyorsun herhalde. Böyle laflar falan. Ömer, konuşmamız lazım. Ömer Bey. Bundan sonra seninle patron asistan ilişkisi dışında hiçbir şey istemiyorum. Seninle ilgili hiçbir şey. Anladın mı? Tamam, haklısın. Kızgınsın. Sen değil Defne. Siz. Siz. İşte bir kez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana. Sen gittin, basıp gittin. Sonra geri geldin. Biraz önce kalkıp bana bitti umurumda değil diyorsun. Sonra eve geliyorum buradasın. Evet aşkım evlenelim. Hep yanında olma eve. Beni bırakmayacağım. Doğru söylüyorsun. Güvenmiyorum.
Biz beraber olmayı hak ediyoruz. Mutlu olmayı. Aramızdaki engel neyse. Söyle bana. Söyle bana, sorun neyse ne olursa olsun çözelim birlikte. Alo Türkan teyze, nasılsınız? Ömer ben. Türkan teyze, alo. İyiyim, sağ olun. Böyle bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Her şey yolunda. Serdar iyi. Esra, Defne. Anladım, ne güzel. Ya bir dert, bir sıkıntı, bir şey yok. Yani her türlü maddi, manevi. Borcunuz, harcınız da yok. Ne güzel. Öylesine. Tabii, gelirim. O zaman görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Boş harç da yok. Ne senin derdin Defne? Senin derdin ne? Günaydın. Günaydın. Hep böyle mi olacağız? Konuşmayacak mısın benimle? İsmail. Günaydın dedim, konuşuyorum işte. Kim bu şimdi ya? Tam zamanında. Ne var, ne istiyorsun? Yasemin. Ay her telefonun mahvediyor beni. Sinir sistemimi bozuyorsun. Sonra da yanlışlar yapıyorum. Yasemin, sabah sabah ne enerji bu ya? Ne yapıyorsun? Uyanınca ayna karşısında çeneni mi ısıtıyorsun? Ay ne desek boş. Sana gelince kelimeler bitiyor. Tamam Deniz, sustum. Neden aradın beni? Bak en baştan söyleyeyim, çok sıkı çalıştım. Enfes bir başlangıcı oldu Şerin'in. Ha, enfes bir başlangıcı oldu. Pasyonistle ortak. Ona yaslanarak. Deniz. Fikret Galo. Efendim? Türkiye'de. Fikret Galo. Yok canım, imkansız. Öyle bir şey olsa bilirim. İş için gelse bilirsin. Ama tatil için gelmiş. O yüzden hiç kimse bilmiyor. Ama tabii ben hiç kimse değilim. Ne yapmamı istiyorsun peki? Niye aradın beni? Git. Gideyim mi? Git. Fikret Galo'yu tatilde bul. Türkiye'de Galo'yla çalışma fırsatını yakalayan ilk kişi sana. Bağır kreasyonu çıkmadan tam zamanı. Tamam. Kim bu? Fikret? Galo. Fikret Galo. Rol modelim diyebilirim. Bir moda dehası. Yani bu hayallerimin de ötesinde. Vay. O kadar diyorsun yani. Aynen öyle. E'si Türkiye'deymiş. Deniz onu gidip bulmamı istiyor. Sen ne yapacaksın? Bulacağım. Bu ne şeref ya, böyle sabah sabah sesinizi duymak ne kadar güzel. Senin de Sinancığım. Haberin var mı Sinan? Neyden? Biliyordum. Fikret Galo'da, Türkiye'de. Ne? Sen ciddi olamazsın, bizim niye haberimiz yok? Tatil için gelmiş, gizli gizli. Artık haberin var işte, yapacağını diye aradım. Kaçırmazsın herhalde. Bu iyiliğimi de unutma. Ya ben senin iyiliklerini ne zaman unuttum ki? Hadi görüşürüz. Öptüm. Ben de. Fikir.
Fikret Kalo. Bulacağım dedi ya. Sırrın neyse bulacağım dedi. Ay acaba bulur mu ki? Ya nereden bulacak? Bulamaz. Ne bileyim. İpin ucunu yakalasa sonuçta zeki adam. Oho o ipin ucu te nerelere dayandı. Yok bulamaz. Bir kere nereden başlayacak? Ya doğru da. Ay ne bileyim yani çok kararlıydı. Adamın burasına kadar geldi tabii sürekli arıza çıkarıp duruyorum. Efendim anneanne. İşte Nihan'la çay bahçesindeyiz. Tamam geliyorum. Bir şey mi oldu? Ne? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne olmuş kızım? Söylesene peynir gibiydin, kirece döndün. Ne oldu? Ömer. Ha? Anneannemi arayıp hal hatır sormuş. Ay çok romantik ya. Ya bu çocuk çok tatlı ya. Geri zekalı onu mu diyorum ben? Borcunuz harcınız var mı demiş. Ben dedim sana işte bulacak. Bittim ben. Ha. Ha hani sen zam falan istemiştin. Oğlum resmen şak diye bulmuş ipin ucunu ya. Hakikaten zeki adammış. Bak bu adam hem zeki hem cillogistan. Türünün son örneği ya. Analar neler doğuruyor ya. Vallahi maş. Ay Nihan hayranlık duymayı bırakıp birazcık panikler misin lütfen ya? Bittim ben diyorum öğrenecek her şeyi. Bu gidişle öğrenir zaten. Ne? Bakma bana öyle pis pis. Yenge acı söyler. Yengeler götürsün seni inşallah. Mine! Ne oldu? Ne oldu Neriman Hanım? Ne oldu? Ne oldu? Koriş'e ulaşamıyorum. Durum kritiği yapamadım, içimde kaldı. Ha. Yapalım Neriman Hanım. Ha. Ha. Peki şekerim. Ama önce kahvemi yap, sütümü koy, karıştır, getir, anlatayım. Tamam Neriman Hanım. Hadi kızlar. Yapıyorum Neriman Hanım. Şimdi dün geceyi... Oyunu, moyunu, her şeyi gözden geçirmemiz lazım. Ah, level atlamamız lazım artık. Yoksa hikaye sarmala giriyor. Anladım Neriman Hanım. Ha, okey. Ay hadi, kafi! Ay bulacağım dedi, vallahi bulacağım dedi. Bulacak bak vallahi foyam ortaya çıkacak, nefret edecek bende. Eder. Haklı. Nihan, kızım bir kendine gel, bir topla kendini ya. Zaten benim canım burada niye pis pis konuşuyorsun? Tamam, tamam. Affedersin bebeğim. Gel. Gel bir oturalım, bir düşünelim. Şimdi biz bu işin içinden en temiz nasıl çıkarız? Aslında ben biliyorum. Evet yani biraz çetrefilli bir yol ama en temizi bu. Peki bana da söylemeyi düşünüyor musun? Ben daha akıl okuyamıyorum ya. Hulusi Bey. Gidip onunla konuşacağım. Zaten geçen bir böyle ufaktan bir şey yapmıştım ben ona. Konuşalım dedim. Konuşalım dedi. Tamam dedi. Oha. Ay ne ohası ya. Neriman Hanım'la yani bitirmeden olmayacak bu iş. Olmayacak yani. Başka yolu yok. Gideceğim konuşacağım. Var mı o kadar? Ne? Cesaret. Yani tabii orada biraz bir sıkıntı var. Ama... Ay, adamla gidip nasıl konuşacağım bilmiyorum. Nasıl bir adam peki? Korkutucu mu? Biraz korkutucu. Ama bir yandan da babacan gibi yani. Yani mesela sen bu adama gittin. Dedin ki böyle böyle, ben kiralık aşkım. Ya sana sarılıp böyle bağrına basar mı mesela? Ay sus. Kükreyebilir bile. Kız deme. Ha. Ama yapacak bir şey yok yani. Gidip konuşacağım Hulusi Bey'le. Her şeyi anlatacağım ona. Ömer'i kaybetmekten daha kötü başıma ne gelebilir ki? İşte Göktaş'ı falan. O bile daha iyi. Diyorsun. Allah.
Ah ben nasıl özledim, nasıl özledim anlasamam. Gel hayatım, bütün kuru kızarınla sana şöyle bir sarılayım. Gel şöyle, uzat yanağını. Koray ne oluyor, bu ne? Ay asrın buluşu. Her yerdeyim. Cincirella College in the house. Ay hayatım kapat kapıyı, içeri gir. Bir dakika sen nasıl yaptın bunu, nasıl geldin buraya kadar? Ay şükür hoş bey sağ olsun. Ah aferin size. Herhalde aferin. Hayatım düşündüm de böyle biz seninle daha fazla bir samimi olmalıyız. Böyle sabah kahvaltıyı beraber yapmalıyız. Akşam yemeklerini beraber yemeliyiz. Ay böyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmemeli bence. Biraz bence uzak kaldık. Ben böyle düşünüyorum. Bunun iyi fikir olduğundan emin miyiz? Ben sıkılabilirim de. Her şeyden sıkılırsın zaten. Sıkılgan şey. Kahve içelim mi? Kahve olur. Hadi hayat o zaman yap. Kahve yap. İki fincan su, iki kaşık kahve, iki kaşık da şeker. Bir adet de kuru kız. Hayatım cezven nerede? Yok mu cezven? Aa, ay makinen var değil mi senin? Hayatım zenginsin zaten. Ne uğraşacaksın cezveli değil mi? Ay Ömür, hayatım nereye gidiyorsun bırakıp beni? Ömür, ay bak diyorum ki hayatım, yaza diyorum. Ne diyorsun Koray? Ömür, Ömür kuru kızı seviyor. Ömür kuru kızı seviyor. Ay hayatım, nasıl gidiyor kuru kızla? Evlenecek misiniz? Ne zaman diyor ha? Anlat hayatım bana, çabuk anlat. Ömür. Ay. Gitti. Ay Ömür burada beni bırak. Karşıma bu maviş, kenafir gözlü. Ay çok korkuyorum ben bu mavişten. Ha? Ay Ömür kahve hazır. Oldu kahveler. Sen kıskanıyorsun değil mi beni? Ha? Sen kıskanıyorsun. Kenafir gözlü, çirkin, mavi yaratık. Ay seni ihbar edeceğim. Hiç sevmiyorum seni. Hayatım susar mısın? Aa, D kim? D kim? Ne bileyim ben kim? Ay burada var ya, kocaman D harfi çıkmış. Bana bak, sen bu D harfiyle aşk yaşıyorsun. Yapma ya. Dur bir dakika. Ay bir harf daha çıkmış. Ay Ö harfi çıkmış. Ay Ö kim acaba? Ö. Ay öyle başlayan acaba kim var tanıdık? Ö harfi. Ömer olmasın? Ah, ay iyi bildin hayatım. Bana bak şuraya yazıyorum. Bu D ve Ö harfi 3 aya kalmadan vuslata eder. Ay bir harf daha vardı çıkaramadım. Neymiş o? Ay hayatım göremiyorum ki harfi. K'dir o K. Ha. Ay K kim? Bilmem sence kim? Ay hayatım ben de bilemiyorum. Kaç harfli? 5 harfli. Sonunda da ay var. Ha, sonra ay. Ay ben, resmen ben. Koray şu fal faslı bitti mi artık, ben çalışacağım. Çalış hayatım çalış. Sana çalışmalar yakışır. Hem ben sana yardımcı olurum buradan doğru. Yemin ediyorum her yerdesin, bir huzur ver. Ama hayatım önce şarkı, tamam mı? Koray hadi kapat, hadi ne olur. Ay dün gece neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Ay ama o Defne'yi de aramak istemiyorum. Ay şimdi başlayacak yine. Neriman Hanım her şeyi siz mi ayarladınız? Bilmem ne de bilmem ne. Mayı mayı da mayı mayı. Ay ama meraktan da çatlıyorum. Ne oldu acaba sence? Bilmem. Ay öpüşmüşler midir? Sence? Ay ne bileyim Neriman Hanım, hem utanırım ben. Ah ay. Bence öpüşmüşlerdir. Peki ne yapacaksınız Neriman Hanım? Yani şey hani öpüştülerse mesela. Ay ne bileyim, düğün falan yaparım herhalde. Ay oldu bu iş. Sence? Ha, bilemedim.
Ay ya, o kadar her şeyi ayarladım. Bu ikisi birbirine aşık olsun diye o kadar uğraştım. Ömer'le Defne tam istediğim kıvama geldiler. İlmek ilmek işledi. Ay iyi ki o Necmi'yi dinlememişim. Eğer o Necmi'yi dinleseydim şu anda her şeyden vazgeçip bırakıp gitmişti. Ama bak şimdi düğün var. Ay aklımla bin yaşayayım. Ha hay. Necmi, Necmi'cim açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Neriman? Ha? Neyi açıklayacaksın? Hani bu oyunu iptal edecektin? Hani bana söz vermiştin? Yalan mı söyledin? Hani çocukların yakasından düşecektin? Ay Necmi, ay bilmiyorsun. Hayatım bak inan, köşk möşk, para mara, oyun moyun hiçbir şey umurumda değil. Ya bu iki genç insan birbirlerine aşık olmuşlar. Ben ne yapıyorsam her şeyi Ömer için yapıyorum. Aşk için yapıyorum. Yapma Neriman. Yapma. Sana söyledim yapma. Çocukların peşini bırak. Ömer'le Defne'yi rahat bırak. Ama Necmi. Pes Neriman. Pes. En başından bırakmalıydık. Ay Necmi'ciğim bak sakin ol. Ay bırakamazdık. Bir yola girdik. Bak kapsamlı düşünemiyorsun. Ya Ömer Defne'nin kiralık bir aşk olduğunu öğrenmesin diye oyuna devam ettim. Yoksa o salak Defne gidip her şeyi söylerdi. Ne diyorsun sen Neriman? Ne diyorsun? Ömer'in hepimizin ona oyun oynadığını öğrenmesini ister misin? Ha? Yine hepimize sırtını dönmesini ister misin? Ya sırf Defne dayanamayıp her şeyi ona anlatır diye oyuna devam ettim. Peki şimdi ne olacak Neriman? Ne? Kiralık aşk mı? Nereye? Defne'yi arayacağım. Defne'ye gidiyoruz. Tamam anlaşıldı. Hemen geliyorum. Ben gidiyorum görüşürüz. Ne oldu be? Nereye? Sor. Diyorsun. E tamam hazırlanıyorum o zaman ben. Hadi bakalım. Aloiz. Tamam. Efendim Sinan. Anne Necmi abi, toparlan Sabancı'ya gidiyoruz. Tamam Sinan. Şimdi gidiyorum. Seninle sonra hesaplaşacağız Neriman. Kardeşim ne galosu ya? Hiç işim olmaz. Ya of be Ömer, ne olur olmuşa sen de gelsen ya. Birlikte daha rahat tavlarız galoyu. Sinan, gelmiyorum kardeşim. Ya tamam be, keçi. Heh. Galo da galo. Huysuz ya. Bıktım yemin ediyorum her seferinde bununla uğraşmaktan ya. Bezdim ya canımdan. Atın beni ha bu kuyudan aşağı ya. Bu iş burada bitmeyecek. Bana hesap vereceksin. Tamam kocacığım. Ay, ben valla... Ay, ay. Oo, erkencisin. İşe mi? Şirketle ilgili acil bir durum çıktı da. Sen de mi şirkete? Evet. Hayır. Çıkalım. Bırakayım mı seni işe? Yok gerek yok. Sen geç kalma git ben kendim giderim. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Vay be. Demek hepiniz kıymetli Ömer'inizi kandırdınız. Bakalım Ömer bunu öğrenince ne diyecek? Topu ayağıma geldi, iyi mi? Türkiye'ye gelmiş gizlice, tatile. Fikret Kalo. Ta kendisi. Ya yazık artık şey toprak çektiyse kurban olurum ya. Annesi Türkmüş, öyle duydum ben. Annesi mi? Ben babası diye biliyorum. Yok ya annesi. Annesi. Ama anası babası da anası fark etmez. Seceresini saymayalım. Şimdi bizim olayımız şu. Biz oraya onunla görüşmek için bir fırsat yakalamaya gidiyoruz. Yani biz çünkü antrenajını alırsa deli büyürüz. O yüzden her fırsatı kollayacağız. Yani çünkü fırsat bu fırsat.
Kısaca tatildeyken rahatsız edeceğiz yani. Biz bazen senin şu pesimistine gerçekten hastalım. Ya niye rahatsız edelim ya? Tanışacağız diyorum, tanışacağız. Bizim şahane muhabbetimizle eğlenecek ya, bizi çok sevecek. Şahane muhabbet derken? Evet canım, şahane muhabbet. Şahane muhabbet. Bizim şahane muhabbetimiz. Ya biz her birimiz birbirimizden suratsızız. Bana bakın. Koray'ı mı alsaydık elimize? Aman abi yok yok. Onlar özellikle gizledik lütfen. Ben zaten benim şahane muhabbetinden bahsetmiştim. Anlamadınız neyse şey değil. Bir de tabii gelseydi Ömer'imin karizması. Ama senin bu yeğenin bu doğada yok olmayan bazı maddeler var ya işte onlardan yapıldığı için yani bir gram bile bozmadı kendini sağ olsun. Bozmadı ve gelmedi değil mi? Keçi ya. Ya nasıl onluk meseleler değil? Sorma. Necmi abi. Hı? Senin neyin var? Evet Necmi abi ne oldu? Yok. Yok bir şeyim. Biraz kafam bozuk. Dur bakalım. Oraya gidelim de düzeltiriz. Hadi bakalım Gala, bekle bizi geliyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba Yasemin Hanım. Ne haber İso? İyi. Niye bakıyorsun lan? Hiç. Dalmışım. Pardon. Ha, İsmail bir dakika. Hemen bir şeyler anlatmam lazım. Kızlar ve İsmail Sapanca'ya gidiyoruz. Yani İsmail bizi Sapanca'ya götürecek. Telefonda da anlattığım gibi Fikret Galo şu anda orada tatil yapmakta. Biz de onunla tanışıp, iletişime geçip ve Şeri için dikkat çekmek istiyoruz. Yani toplanma sebebimiz bu. Anlaşıldı mı? Sorusu olan? Ben. Sor Defne. Fikret Galo kim? Ay çüş. Ne çüş ya ne bilmiyorum. Allah Allah olamaz mı? Canım kendisi moda ikonlarından biridir. Türk asıllı bir İtalyan. Şu an New York'ta yaşıyor ve kendi moda markasını yönetiyor. Ha iyi, iyiymiş. Tamam anladım. Peki niye Sapanca'da tatil yapıyor? Bu tarz insanların kendine has zevkleri olabiliyor Defne. Mesela geçen sene de Arizona'daki sığır çiftliğinde tatil yapmıştı. Sağlam karaktermiş. Tabii biraz cins. Ama ne de olsa bir deha. Enteresan. Neyse. Asıl önemli olan pasyonistle herhangi bir şekilde iletişime geçmememiz. Yani asla ve asla bundan haberleri olmamalı. Bakın bu gizli bilgiyi kesinlikle onlara sızdırmıyoruz. Anlaşıldı mı? Merak etme Yasemin. Onlar burunlarının ucunu bile göremezler. Defne? Tamam canım anlaşıldı tamam. Bakın kimsenin haberi yok Galo'nun geldiğinden. Hele ki Yaseminler aman ha yani bir duyarlarsa var üzerine atlarlar başımızı alamayız. Bir de onlar böyle kadınlar çetesi yani Allah muhafaza uğraşmayalım. Hatta ben ne yapayım biliyor musunuz? Yasemin arayayım böyle çaktırmamak için böyle hal hatır sorayım falan şey yapayım. Bravo Sinan çok akıllıca ya. Arayıp ne diyeceksin? Yasemin vallahi senden bir şey saklamıyorum mu diyeceksin? Hakikaten Sinan ya. Yani en olmadık yerde bazen öyle bir saflık tutuyor ki oğlum. Nereden çıktı şimdi Yasemin'i aramak? Ya iyi canım tamam. Şey yapma arama. Galo Sinan da heyecan yaptı. Oyun moyun bitiyordu. Ay yüzdük kuyruğa geldik.
Çekil. Ağaç oldum. Kapat kapıyı, soğumasın ev. Ben geldim. Ah neler aldım neler. Kız gelsin alayım ben. Ay neler aldın Kuriş? Ay hayatım, kahvaltı yaparız diye düşündüm. Dünyaları yemek istiyorum da. Kız ne bakıyorsun, hazırla sana. Karnımı aç. Kahvaltı hazırla çabuk. Kız hadi. Hoş geldin çiçeğim. Hoş bulduk hayatım. Nasıl buldun? Ay hayatım, zenginliği konuşturmuşsun. Bayıldım. Gel. Ay nöron, kız ben çok açım. 8 saattir vallahi ağzıma bir şey sürmedim. Gerçi gece uykusuna sayıyorlarmış ama yani. Ay yine de açım hayatım, ne yapayım? Ay düşüyordum. Ay Koriş, bomba patlıyor. Hazır olmalıyız. Kendi sığınağımızı inşa etmeliyiz. Ne? Ay Necmi her şeyi öğrendi. Ne diyorsun kız? Ay bayağı. Ben yani Mine'ye anlatırken her şeyi, oyunu falan sürdürdüğümüzü, her şeyi duydum. Pis Mine, pis. Ah! Ay hakikaten her şey o Mine'nin yüzünden. Ay ben onun o küçücük kulakları duysun diye böyle bağıra bağıra konuşurken tabii Necmi duydu her şeyi. Ay bu Mine, ay her şey bu Mine'den. Ay ben ne yaptım Koriş? Ay ne yapacağız hayatım? Necmoş Bey nerede? Ha? Ay ayaklarını kapanalım. Hayattan bezdirinceye kadar özürler dileyelim ondan. Ay çıktı. Ben gideceğim Neriman dedi. İş içinmiş. Sen biliyor musun nereye gidiyor? Ay yok hayatım. Bana hiç kimsecikler işle ilgili bir şey söylemiyor, anlatmıyorlar. Ay bana bak. Bu iş için gidiyorsa kesin Ömer de onunla birliktedir. Bizim onların olduğu yere gitmemiz lazım. Ay ne de olsa Ömer'in yanında beni terk edemez malum. Doğru diyorsun hayatım, ne yapacağız? Kız şey nerede, Sukuş? Ay o da gitti. Ya biz bunların nerede olduğunu öğreniriz de kimden? Aa, kimden, kimden? Aa buldum. Sinoş'tan. Ay hemen çıkarayım hayatım. Sen hiç merak etme. Nerede olduklarını şıp diye buluruz anında. Ay sen genius'sın. Ay ne güzel fikir. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Kız bana bak, çaktırma tamam mı? Yanımda yokmuş gibi davran. Tamam tamam, ben sessizce dinlerim. Efendim Koray. Ne var? Niye aradın? Allah kahretmesin sen. Oğlum sen aramadın mı beni? Ben mi aradım? Ha, doğru söylüyorsun. Neredesin hayatım? Geç. Kimdesin de kimdesin de? Ay Sinan, neydesin? Ne? Kimdesin, kimdesin? Nero'ylayım ben. Koray ne diyorsun, anlamadım. Ne? Ay hayatım şu anda benim kafam karıştı da. Ay kimin nesin? Yalnızım. Yalnızmış. Araba sesi geliyor. Araba sesi. Ay! Araba geliyor. Dikkat et. Ya Koray ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. 2 gün kafa dinleyeceğim ya. Aa, ne kafası? Nereye gidiyorsun? Ne kafası olacak? Koray benim yok mu? Oğlum benim kafam. Ay yok hayatım, estağfurullah. Elçi vücudundan büyük kafa taşıyor da o beden. Neyse. Nereye hayatım? Ya sana ne? Ay bana bak. Vallahi ağlarım. Bütün gün telefon açar, zırıl zırıl ağlarım. Tamam, tamam. Sapanca'ya Koray, Sapanca'ya. Tamam, eğer müsaade edersen tabii. Sinan, kapatır mısın şu telefonu? Hem araba kullanıp hem telefonla konuşmandan tedirgin oluyorum. Hadi kapatıyorum, öptüm. Aa, kapattı. Ay Nero'm, ben hiçbir şey anlamadım. Ben her şeyi anladım hayatım. Bunlar aile sefere çıkıyorlar. Hem de bizsiz. Yürü, Sapanca'ya gidiyoruz. Kesin Ömer de o arabada. Ay hemen mi? Ay hemen tatlım. Mine, telefonumu getir. Calling. Kız kimi calling? Aa, gönlümüzün prensini ayol. Ay kimdi? Evet ya, ben niye buradayım? Ay ben de anlamadım onu kuşum. Zaten sana baktıkça kederleniyorum. Ay ben sana bir şiir yazdım. Ansızın gittin, seni çok özledim. Bir gün, bir gün nörom çıktı, geldi, getirdi seni.
Aynısı gözleri. Ay nasıl da benzeri. Eymen. Ay olmadı sanki. Uyak muyak. Hak götüre. Ay çok güzel yazmışım değil mi şiiri? Çok teşekkür ediyorum. Hayatım burada önemli olan ona benziyor olman. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ay hayatım önemli değil diyeceksin. Onu da ettim zaten. Peki. Önemli değil. Ay önemli olmaz olur mu? Allah Allah. Koskoca şiir yazdım sana. Ay Ömüş'e de yazdım şiir. Onu ilk gördüğümde okuyacağım. Ay. Ah. Evet. Sağ baştan sayıyorum. Koray, Eymen. Aa, herkes tamam. Hadi fırlayalım. Bekle bizi Sapanca. Ay kuşum bir dakika. Biz bir şey anlamadık aramızda. Ay Eymoş niye burada? Yani Necmoş Bey bıyıklarıyla mı tanıştıracağız kendisini? Hayır hayatım. Necmi Bey ve bıyıkları Sinan'ın arabasında. Ama Sude'ler de aynı anda iş seyahatine çıktıklarına göre... ...onlar da aynı yere gidiyorlar. Ama saf Yasemin, saf Sinan, saf Ömer ve saf Sude bunun farkında bile değiller. Ay Nurum, ben hiçbir şey anlamadım kız. Ben anladım. Ama ben niye geliyorum Neriman Hanım? Ay çünkü sana para verdik. Bir işe yara. Aa, hadi artık toparlanın. Kemerlerinizi bağlayın. Soru sormayın. Gidiyoruz. Aynı anda çifte operasyon. Ay bombelere gel, bombelere. On dakika ihtiyaç molası. Ay oh be. Ben de gidip bir su falan alayım. Bir şey istiyor musunuz? Yok sağ ol. Peki. Böyle mi olacağız bundan sonra? Böyle olmayacağız Yasemin. Ayrılıyorum ben işte. İsmail yapma bunu ya. İsmail lütfen. Bak hemen vazgeçmeyelim. Ben düzeltebileceğimize inanıyorum. Hem sonsuza kadar bana sinirli kalamazsın ki. İsmail sana ihtiyacım var. Bak sen yokken saçma sapan işlere kalkışıyorum. Böyle bırakma beni ne olur. Uf. Ay Yasemin yani sen de bir kendine gel kızım ya. Ay saçma sapan şeyler yapıyorsun. Bir yandan İsmail'i kovala bir yandan... Nasıl ya? Yok artık. Ne oldu? Ne oldu ya? Yok abi lastikler galiba biraz inmiş havası. Ben onlara bir bakayım. Siz gidin içeriye bir şeyler için sıcak sıcak ben geliyorum. Tamam. Şey sen burada? Öyle yolları vurdum kendimi ya. Bir şey yok. Dün geceki adrenalin yetmedi galiba. Dün gece? Ne oldu ki dün gece? Benim hatırladığım kadarıyla böyle olaysız bir şekilde evlerimize dağıldık yani. Bir kahve falan çağırırsın diye çok bekledim ama. Ciddi olamazsın. Değilim zaten. Herhalde canım. Yani ne işin var evimde? Hem de gecenin bir vaktinde.
uyku tutmaz. Yani kahve içersen diye. Ne güzel. Necmi Bey'le izle burada. Pasyonist olarak seyahate çıktınız galiba. Evet canım, bütün pasyonist olarak çıktık. Alt taraftan şehri biraz baskı yaptı da daraldık, böyle bir hava alalım dedik. Ömer yok. Yok, huysuzluk ettiğine gelmedi. Sen bırak bizi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Gezintiye çıktık diyelim. Ha, bu taraflara. Hemide. Tıpkı sizin gibi. Bırak şimdi, hadi itiraf et. Önce sen. Ben önce itiraf ettiğin zaman ne oluyor biliyorsun. Bir şey oldu mu ki? Galo, ha? Fikret Galo'nun peşindeyiz. Aynen, biz de. Ya dedim ben Hüso bulacak dedim yani. Belli kafasına koymuş. Anneannemi aramış, hal hatır sormuş ya. Hiç Ömerlik hareket mi bunlar? Vallahi sonunda benim koca bir yalan olduğumu öğrenecek. Sonra da arkasına dönüp gidecek. Çıkacak hayatından. Öleyim ben ya. Vallahi öleyim. Ben şu suyu içerken böyle hıp boğazıma kaçsın, boğulayım gideyim. Ay siz niye bu kadar gerçekçisiniz ya? Hayır, elinize ne geçiyor anlamıyorum ki. Kızacak bir şey yok Nefocuğum. Ben olacakları söylüyorum. Olmayacak öyle bir şey. Ben karar verdim. Hulusi Bey'le konuşacağım. Büyük iplikçiyle. Evet. Her şeyi anlatacağım yani. Böyle böyle oldu diyeceğim. Ben Ömer'i çok seviyorum. Beni kurtarın diyeceğim. Yakacaksın yani Neriman Hanım'ı. O da beni yaktı göz göre göre. Ben dedim ama ona aşık oldum. Ben yapamayacağım dedim. Beni hiç dinlemedi. Aldın değil mi? Hem de nasıl ya? Şu an bir de çok özledim. Ya böyle her gün şirkette görünce bir insan bir görüntüsüne alışıyor. Ama başka bir fonda görünce Allah'ım diyorum ya, bu adam gerçek mi? Gerçek. Üstüne bir de seni seviyor. Ay. Seviyor değil mi? Ne oldu Defocuğum? İşine gelince gerçekçi olmama laf etmiyorsun bakıyorum. Oğlum çok seviyorum ya. Vallahi manyak gibi seviyorum. Delireceğim. Delirdin zaten. Daha delirecek bir noktan kalmadı. Şimdi keşke burada olsa mesela. Göz göze gelsek. Ben böyle hiç gözlerimi kaçırmadan doya doya baksam. Aa. İz değil mi şu ya? Aa evet, iz. İso. İso, Ömer gelmiş mi? Ömer'le mi gelmiş? Ömer'i görüyor musun? Vallahi Ömer yok. Sana Necmi Bey'i verelim. Aa, burada ne yapıyorlar ki ya? Bir kere ben insan ilişkilerinde gayet güçlü biri olduğumdan hiç şansın yok. Gerçekten hava bu kadar soğuk olmasaydı şu anda kahkahalarla gülerdim. Ama en azından şu kadarını yapayım. Bir kere canım, sen benim gibi bir tatlış kolar kralının yanında gerçekten Galo'yu etkileyebileceğini mi sanıyorsun ya? Kendini sevdirebileceğini mi sanıyorsun? Senin etkileyiciliğin Galo'yu sökmez cicim. Sen Türkçe etkileyicisi. Ben 4 dilde etkileyiciyim, tamam mı? Ayrıca Galo'yu da İtalyanca etkilemeyi düşünüyorum. Ama sende İtalyanca var mı? Aa, yok. Yok. Ama bende benim. Baksana bana bir. Doğru. Sen de sensin. Tamam. Böyle bakma. Sen şimdi az önce benim etkileyici olduğumu mu söyledin? İsmail burada. Niye söyledin ki şimdi bunu? Ah bilmem. Bir an öyle ağzımdan çıktı. Niye söyledim ki ben bunu? Hayır yani olmasa ne olacak şimdi? Ne demek bu yani, anlamadım. Öfsinan tamam. Bir an öyle ağzımdan çıktı işte. Hem ben İsmail'i aramı düzeltmeye çalışıyorum. Sakın benim aklımı karıştırma. Ben senin aklını mı karıştırıyorum? Evet. Hayır. Öf. Ne münasebet canım. Ben gidip kızları toparlayayım. Hemen yola çıkalım. Orayı sizden önce varalım. Ah canım ya. Ah be güzelim, o çok zor. Ben seni her türlü geçerim. Havada karada. Arabayı İsmail kullanıyor. Başına düşsün. Bir de İsmail'le yarışacağız.
Ne işin var senin burada küçük cadı? Aa, iz. Ay eyvah. Siz de mi? Ya öyle görünüyor. Yine mücadele edeceğiz o zaman. E isabet. Severim mücadeleyi. Biliyorum. Ya böyle agresif bir şey oldun sen. Nerede o eski prenses Sude? Büyüdüm hayatım. Asıl sen tek bir fırlamaydın. Nerede o eski iz? Şimdi böyle kuzu kuzu Ömer'in yanında çalışıyorsun. Öyle. Mağlup oldum. E bu mağlubiyeti kabul ediyorsun öyle mi? Sonuçta her şey ortada. Yani Defne diye bir gerçek var hayatımızda. Gerçek mi? Hiç emin değilim. O cephede neler dönüyor bir bilsen. Resmen Dallas. O ne demek şimdi? Merak ettin değil mi? Sabret biraz. Yakında herkes öğrenecek. Yani anlamıyorum ki nereden haberleri oldu. Yasemin'e bak bir de. Toplamış gibi gelmiş. Hakikaten ya. Necmi abi? Hayır. Hayır, benim zerre kadar alakam yok. Hı. Zaten Suriyeli bu aralar aramız hiç iyi değil. Bozuğuz biraz. Çok hızlı olmalıyız İsmail. Hay Sinan'a bak ya, düşmüş bile yollara yani. Bir de hiç çaktırmıyor. Neyse. Onlardan önce varmalıyız. Yani biz şimdi Sinan'la mı kapışacağız? Sude. Kanlı bir savaş istemiyorum. Ay tamam, ne dedim ki ben? Sude. Yes. Kanlı bir savaş istemiyorum dedim ya. Evet. Unut onu. Harcayalım şunları. İste yeter cicim. Ha, Ömer Bey niye gelmedi acaba biliyor musunuz? Yani niye gelmedi ki? Ay ilahi Defne. Ömer. Galo'nun peşine düşecek. Tanımıyor musun Ömer'i? Ay bir de açıklama yapıyorum. Hadi İsmail hadi. Neyse neyse, acele edelim de kafanın elinde kalacak, orası belli oldu. Hadi bakalım. İnanıyorum. Burası mı? Ay güzelmiş. Eymen git odalarımızı ayırt bizim. Ay Kori saçmalama, burası mola yeri. Aa oda moda yok burada. Daha gideceğiz. Hmm. Ay öyle söylesene. O zaman tuvalete gideyim hayatım. Ay ben de gideyim şuradaki ıvır zıvırcıdan biraz ıvır zıvır alayım. Ay ben kolonya alayım. Necmi beni terk ederse bileklerimi ovalarsınız. Ay Allah korusun kız. Ay hadi ben gittim. İhtiyaç molası. Tamam. Ay bana bak. Ben gidiyorum. Sen burada bekle. Sakın kimseyi kendine aşık etme. Yolarım. Ay bir de bundan uğraşmayalım. Sude senden hoşlanıyor bence. Sence? Ben de öyle düşünüyorum. Bence bu iş olur. Bana bak, şimdi gittiğimizde böyle bir anda karşısına çıkarsın. Beyaz atlı prens gibi. Sanki orada karşılaşmışsınız gibi. E Sude de zaten seni karşısında görünce Sinan'ı unutur. Bence öyle. Sence? Umuyorum. Ay ben bu işi biliyorum. Bana bak, sen sadece benim sana söylediklerimi yap, tamam mı? 10 dakikaya döneceğim. Ay şimdi kolonya alacağım ya. Mentolle alayım diyorum. Sence? Thank you.
tartı var burada. Gel tartılmak istiyorum. Ay kız, bu buzluk paran varsa atsana. Bir dakika, olacak da. Hadi. Ha. Ay. Ne oldu? Ay hayatım, torbalarla tartıldığım için. Ver torbaları bana, ver. Yok hayatım, yok yok, gerek yok. Hadi sen geç şimdi. Olur, ben tartılayım. Aa! 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 Ay, bu değil. Ay. Bu değil bu. Bu değil. Çabuk şikayet et. Çabuk şikayet et. Ay, bu değil. Ay ne yorulduk, ne yorulduk. Ay evet Korişiğim, şunları bir arabaya koyalım da. Ay kız, kasiyer kızı gördün mü? O saç neydi öyle, yazık. Ay evet hayatım, ay bu insanlar beni hayrete düşürüyor. Hmm. Ay kız, o kilo tartma cihazı da bozuktu. Ay biz o kadar kilo muyuz? Olay çıkardığına değdi tatlım. Ay ben var ya burayı yakarım, yolarım burayı ben. Şu anda aynen kasiyer kızın da sizin hakkınızı dedikodu yaptığından eminim. Yapar tabii hayatım. Ay bizim gibi insanları bir daha nerede görecekler değil mi? Evet tatlım, biz çok özel insanlarız. Ay Koriş, ay bana bak, Ömer, Necmi. Ay bizim gitmemiz lazım. Ay biz burada alışverişe daldık, hadi. Ay kız, yine bağlamdan saptık çıktık gittik vallahi. Bilmem ben. O niye? Ay niye Koriş? Çok kırıldım. Gitmiyorum ben yorum. Neden? Ay sırası mı şimdi küsmenin? Hadi. Önce özür dilesin. Dilemem. Ay Eymen, hadi çocuğum özür dile. Ay Neriman köyüne bomba yağıyor. Siz burada küsüyorsunuz. Asla. Ay hadi tatlım benim. Bana bak. Hadi arabada özür diler Eymen. Hadi güzel gözlüm. Hadi. Hadi canım. Hadi. Pis Eymen. Pis. Ay Allah'ım ne büyük acılar ya Rabbim. Çocuk arkadaşını benzettim diye bağırma bastım seni. Konu iş olunca her şey unutuluyor demek. Ne bileyim. Belki de gerçekten hayatta daha önem verdiği bir şey yoktur. Belki de kendilerini kandırıyorlardır. Özel hayatım var diye mi? Yok. Aşk hayatım var diye. Belki de bazı kalplere aşk sığmıyordur. O zaman tabela koyacaklar. Bu kalbe aşk sığmaz yazacaklar. Biz de efendi gibi temkinli olacağız. Bu arada biz resmen tanışmadık değil mi ya? Sude. Evet. Sen de İsmail. İso. İyidir. Tamam.
İso. Ya şey, Defne arabada uyuyakaldı. Ben bir onu kaldırayım. Tamam. Niye uyandırmadınız ya? Ne bileyim, uyuyordu. Şey, girmiyoruz mu? Girmeyeyim mi? Hadi siz girin, ben getiririm çantaları. Yok canım, biz alırız çantamızı ya. Olmuş. Alırız tabii. Hayır, bir dakika. Ben istiyorum 336 numaralı. Allah Allah, niyeymiş ya? Sen istediğine göre bir keramet vardır kesin. Ya saçmalama Yasemin, alabilir miyim anahtarımı lütfen? Hayır, sakın. Yasemin ne yapıyorsun? Odamı ayarlamaya çalışıyorum. 336 lütfen. İzle de öğren. Pardon, 336 lütfen. Ben bir şeyler içmeye gidiyorum. Uğraşıp dursunlar, daha fazla gelemeyeceğim bu muhabbete. Tamam, ben Sinan'a yardım edeyim. Her şeyi duydum. Neyi duydun? Annemle sabah konuştuklarınızı, Ömer'i nasıl kandırdığınızı, Defne'yi tuttuğunuzu. Ömer'den bunu saklıyorum. Şurada yavaş. Meğerse siz neler neler çeviriyormuşsunuz da haberimiz yokmuş. Sakın Sude. Bu çok gizli. Aramızda kalması gerek. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Hem de bilmeyi en çok hak eden kişiye. Kusura bakma baba ama bunu ben bile Ömer'den saklayamam. Yapma Sude. Neden? O da öğrensin. Her şeyin dizginlerini elinde tutamadığını, bazen kandırıldığını. Hem de en sevdikleri tarafından. Yazık ya. Çocuk öğrenince yıkılacak. Gerçekten söyleyecek misin? Onun üzüleceğini bile bile söyleyecek misin Sude? Evet, söyleyeceğim. Bunu öğrenmek onun hakkı. Kızım sen neden böylesin? Ben mi? Ben mi neden böyleyim? Ya baba, asıl siz neden böylesiniz? Ben mi yaptım bu oyunu ya? Ben mi tuttum Defne'yi? Tamam, hırsımıza kapıldık, bir hata yaptık. Ama şimdi onun yanlış olduğunu anladık. Hata. O zaman ben de bir hata yapıp söyleyebilirim Ömer'e. Yapma Sude, söyleme. Yapacağım baba. Ve kimse bana engel olamayacak. Sude. Alo. Alo Nihan. Ne haber? Temizlik yapıyorum canım, sizin evdeyim. Ha? Niye bizim evdesin ya, manyak mısın? Niye bizim evi temizliyorsun kızım sen? Geldiler galiba sana. İşte gelinlik görevimiz diyelim. Türkan Hanım kibarca buyurdu. Üstüne de türlü çeşit laf soktu. Ben de dedim ki madem izin günüm, neden kaynanamın evini temizlemeyeyim dedim. Kendisinin de sana pek katkısı yok anladığım kadarıyla. Ha yok. Onlar Esra ile komşuya gitti. Hem olur mu canım? Burada Nihan varken onlara düşer mi? Bak şunu yapayım. Şöyle iki kap falan yemek attıracağım. Bir de şöyle şerbetli tatlı. Siparişler bu yönde. Of, işe gitsen daha iyiymiş ha. Sorma. Ya neyse, sen boş ver buradaki domestik gündemi. Sen ne yaptın, kararlı mısın hala? Ya Nihan, bana biraz cesaret ver ya. Böyle konuşacağım diye ortalarda dolanıyorum da ben bir tırsıyorum ya. Yok yok. Bak ben burada halı silkerken iyice düşünme fırsatım oldu. Sen en temizi git, o dedeye her şeyi anlat. Kızım bak, böyle bir vuslat ihtimali var. Ya öteki türlü her türlü ayrılık. Yani gideyim artık son kozumu oynayayım. Değil mi? Oyna oyna. Evet, oynayayım. Oynayayım değil mi? Kızım ne duymak istiyorsun ben anlamadım ki. Ya Nihan ya. Her şeyi mahvedersem, böyle tepe taklak edersem, cız çıvlak ortada kalırsam yine de böyle yanımda olacaksın değil mi? Ya sen deli misin? Bak kızım, yerin yedi kat dibine girsen ben oradayım. Arkan sağlam ya. Yürü, rahat ol. Kızım seviyorum seni ha, vallahi. Hadi kapat. Ayağı yanık gibi gezeceğine şunu bir silseymiş. Tuhaf değil mi? Sanki birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmamış gibi.
Öyle deme ya. Gerçekten canımı yakıyorsun. Ne diyeyim o zaman? Sen bir şey söyle. Yok benim söyleyecek bir şeyim. Gerçekten yok. Beni düşünüyor musun Sinan? Arada bir de olsa yani aklına geliyor muyum? Sude. Lütfen sorma artık bunu. Yapma. Yapmam. Sinan. Biliyor musun? Ben bugün kimseye güvenmemem gerektiğini öğrendim. En yakınlarıma bile. Neyse, ben gideyim. Vay vay vay. Alo, Ömer. Ne haber ortak, ne yaptın? İyi kardeşim, çalışıyorum. Oğlum niye çalışıyorsun? Biz yokuz işte, fırsattan istifade dinlensene biraz. Niye yine çalışıyorsun böyle? Bulabildiniz mi Galo'yu? Aa. O iş o kadar kolay olmayacak gibi ya. Yaseminler burada. Yaseminler? Şeri işte, onlar da haber almışlar. Böyle maile gelmişler. Defne falan. Takım olarak buradayız ha. Bir sen eksiksin. Ama gelecektim be oğlum. Var ya burası şahane ha. Nefis bir yer yani. Tabii iyi böyle ya. Boş ver. Ama şimdi bakarsın kardeşim. Böyle Galo'yla Cillop gibi anlaşma imzalar öyle dönerse ha? Vay arkadaş, ne Galo'ymuş ya. Ay, pabucumun kenarı, sanki kendi beğenmiyor Galo'nun çalışmalarını. Ne işin şey yapıyor? Kıskanç. Neyse Ömer. Burada bir şey diyeceğim ya. Ben böyle geçen bir rüya gördüm. Aa, hayırdır? Galo mu yine? Ya bir dinler misin bir ya? Ya seninle birlikteydik falan. Neyse ya, tamam hadi şimdi boş ver, sonra konuşuruz. Konuşuruz. Hadi üç deyince kapat. Alo. Üç deyince kapat diyorum, hemen suratımı kapatıyor ya. Hadi kızlar. Gel Defne. Şöyle düşündüm. Galo akşam yemeğine indiğinde, yani şu an bulamadığım bir hareketle onun dikkatini çekeceğiz. Onunla konuşma fırsatı yakalayacağız. Yani nasıl yaparız, nasıl dikkatini çekeriz bilmiyorum. Ama fırsatı orada yakalayacağız. Gidip merhaba diyelim. İnsan değil mi? Konuşamıyor muyuz? Yani konuşuruz tabii, konuşuruz da. Yani ona herkes merhaba diyor. Bizim farklı bir şey yapmamız lazım. Defne, yani bu tarz dehaları öyle konuşarak etkileyemezsin. Onlar harekete bakarlar. Ya efor görmek isterler yani. Yani ne yapacaksak bu akşam yapmalıyız. Çünkü yarın sabah kahvaltıdan sonra buradan ayrılacak. Ne yapacaksak bu akşam hallediyoruz. Buraya gezdirmesi için kendine Türk bir rehber tutmuş. Nereden biliyorsun? Instagram'dan gördüm. Ece paylaşmış. Sen rehberi tanıyor musun? Tanıyorum tabii canım. Ece benim Los Angeles'tan arkadaşım. Süper. O zaman sen Ece'yi kovala. Tamam. Ben de Galo'nun peşine düşeyim. Defne sen de Sinanları oyala. O nasıl olacak ki? Yani onu bilmiyorum ama yaratıcı ol. Mesela sürekli soru sor, saçma sapan. İyi, iyi. Peki. Yalnız bu Galo'nun peşinden kim koşacaksa bizim ona engel olmamız lazım. Doğru. Onu kesin Sinan yapar. Göreceğiz bakalım. Sude, sen Ece'yle. Defne, sen bir fırla bak bakalım pasyonist neler yapıyor. Ajanlık sende. Tamam. Ben de Galo'nun peşine düşüp Sinan'la yarışayım. Hadi bakalım. Ne yapalım? Necmi abi, sen iyi oldun emin misin? Sinan, saçmalama, iyiyim tabii. Hazır havamı yakalamışken bırak, engelleme beni. Derim işte, bir şeyler yapalım.
İyi, tamam, tamam. Tamam, şimdi bir gözden geçirelim, tamam? Evet, şimdi olay şu. İki koldan savaşacağız. Yani hem savunma hem saldırı beraber. Yani hem Galo'ya ulaşacağız, öbür taraftan da Yasemin'leri engelleyeceğiz. Aynen. Ben Galo'yu alırım. Tamam, ben de Yasemin'e defans yaparım, süper. Ama Yasemin'e dikkat et, öyle hafife almaya gelmez. Böyle bir anda içeri doğru bir drive yapar, hepimizi mahveder. Tabii canım. Ama bence asıl dikkat etmemiz gereken kişi Sude. Biz. Tamam, tamam, haklı. Yani Sude şimdiye kadar çoktan bir hinlik düşünmüştür. Asıl tehlike o. Ya o zaman biz bunların yolunu tıkayıp böyle kendimize yeni bir yol açıp oradan da Galo'ya ulaşmamız gerekiyor. Bu kadar. Yaparız, yaparız. Çok rahat yaparız. Biz daha deneyimliyiz sonuçta. Tabii canım, yaparız. Hadi bakalım. Koriş, ay ben şu anda düştüm, kalkamıyorum. Ay yıkıldım, tam ay. Şu anda çöktüm. Ay nörom, ay yetişin. Ay kadına in mi indi burada? Ay, ay yok mu burada biri? Ay nörom, ayağızda kaldı. Hadi hayatım, hadi kalk ne olur kalk. Pahalı kıyafetin kirlenecek şimdi. Ay nedir bu çektiğimiz? Ay Koriş, ben Koray Sargın oldum. Allah'ım ne büyük acılar bunlar. Acı içime işledi Koriş. Ay. Hep o buz şelalesi yüzünden. Ay. Hadi hemen yardım et sen de. Ne yapayım? Ne yapacağım? Koluma gir. Kaldır beni. Beceriksiz. Kaldır diyor kadın. Aa, kaldır hayatım. Kaldır. Ay. 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 Oh. Bence ben yıkıldım. Sence? Gelin şöyle. Yok, bence kalktınız. Kalktım. Ay, beğendin mi yaptığını? Şimdi beni kaldırdın, harekete geçmek zorundayım. Ay, hepsi senin yüzünden. Madem kalktım, hadi gel gidelim Koriş. Ay, gidelim kuşum da. Ne yapacağız peki? Ay, hayatım. Önce o Safoz'u bulacağız. Anlayacağız bakalım dün gece neler olmuş. Ondan sonra da ben Necmi'yi bulacağım. Onun gönlünü alacağım. Aman, bu kadar. Ay gidelim hayatım da kız neredeler acaba? Ay otelde pek güzelmiş nörom. Ay şu adam kim acaba, sahibi mi? Merhabalar canım. Ay otel sizin değil mi? Ay otelin güzelliği yüzümüze yansımış. Bence müşteri o. Sen karışma be. Bırakın kolumu o zaman. Ay dur. Ay bırakamıyorum. Ay Ömer yok galiba. Ay Necmi içeridedir herhalde. Sen git Koriş. Eymen'i görmesin. Ay beni de görmesin. Tamam sen önden git gir. Sonra beni sorarsa eğer Necmi geliyor dersin. Ay, tamam hayatım. Ben gideyim o zaman. Bana gitmeler yakışır. Hayatım çıkar mısın artık kolumdan? Aa rahatça otele havalı bir şekilde girmek istiyorum. Hadi çık. Çıksana. Allah döveceğim seni. Ay otel ya, güzel yürümem lazım. Bana güzel yürümeler yakışır. Ay bekle güzel. Aman aman herkescikler buradaymış. Aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay, ay Sinan oğlum. İz. Ay dur. Kızım. Ay Necmoş Bey bıyıklar. Ay bir şey soracağım. Nasıldınız arabeysiz? Koray ne işin var senin burada? Ay hayatım vardır. Benim her yerciklerde işim vardır. Basar karışma. Hayatım bana hat çaklık söyler misin? Bir de söyle şömineyi. Ha yanıyormuş. Ay diyorum zaten bir geliyor sıcaklık. Ha bir de söyle küvetim hazırlasınlar. Süt banyosu yapmak istiyorum. Koray işimiz var burada. Ha ne işimiz var? Aa Ece. Sude. Ya. Ne haber? Ya sen ne işin var burada?
Sude sahaya çıkmış. Kim bu kız acaba? Tanımıyorum. Necmi abi. Yani yanlış anlama da hani şimdi hani Sude'de kızın ya. Sen bizi satmazsın değil mi abi? Hani bu taraftasın yani. Sinan saçmalama istersen. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Hem... Hem ne? Hem o başka bu başka. Yok tamam ben öyle şey olsun diye dedim yani. Aman belirteyim yani. Hani. Sen satmıyorsun Sinan. Hani malum konu Sude senin için de değerli. Dakikasına satar. Anında satar. Ya niye satayım Allah Allah. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ben niye satayım tamam, kendi işimi? Tamam. Niye satıyormuşum ben? Hadi. Abi ne diyor yani? Konuya dönün çocuklar. Konuya dönün. Allah Allah. Kim bu kız? Galo'yla bir ilgisi var mı acaba? Bu böyle olmayacak. Ben anlayacağım şimdi. Vay ne kadar atılgan bir kız. Gurur duyuyorum. Sen de utan kendinden cüce. Ne yapayım Koray? Ne yapayım? Ay dur sus. Konuşuyorlar şu anda. Merhaba tatlım. Beni tanıdığına gerçekten çok sevindim. Benim babamın holdingi var. Ya sen? Merhaba. Ay ben de çok sevindim senin tanıdığıma. Ay benim de Ömer'imin şirketi var. Ay hadi gel. Ailelerimiz çok zengin. Aa gidiyorlar şu anda. Oğlum işin gücün para değil mi lan? Ha? Hayatım en sevdiğim üç şey. Kudret, şöhret, servet. Pes. Pes. Bir şey diyeceğim sen kimle geldin? Aa ay ben buraya kiminle geldim unut. Aa Neron'la geldim hayatım. Neron mu? Neriman'la mı geldin? Neriman'da mı burada? Ah helalde Neşboş Bey. Tabii ki Neron'la geleceğim. Ay hadi yine iyisiniz. Bu gece yalnız yatmak yok. Koray. Ay, oturayım ben de bari. Ay Necmi her şeyi öğrendi. Oyuna devam ettiğimi falan. Ay benim biraz nevrim döndü. Anlat bana Ömer nerede? Yok size Ömer Memer. Yok çok bile size. Aa, ayol ne bağırıyorsun? Sen sinirlisin. Bence öyle. Sence? Ay Neriman Hanım her şey mahvoldu. Ay dur ayol olmamıştır. Ömer nerede? Gelmedi. Gelmemiş yani. Aa gelmedi mi? Dün gece neler oldu öyle? Ay niye gelmedi? Ay yoksa yorgun mu? Ay tabii. Bütün her şeyi ayarladım. Olmazları bir araya getirdim. Neler oldu dün gece? Bir dakika ya. Bütün bunlar sizin başınızın altından mı çıktı? Ay bir de pis pis imalar. Ay çok da umurumdaydı. Ne o öyle üzgün face? Hı? Kızım gök gürlese benden bil. Tabii ki her şeyi ben ayarladım. Neler oldu dün gece? Hiçbir şey olmadı Neriman Hanım. Hatta her şey daha da kötü oldu. Ha, ne? O üzgün face'i bir de sizin suratınıza görelim bakalım. Zamanı gelmedi mi? Bence geldi. Artık böyle hayal kurmayı, kendinizi zorlamayı, kandırmayı falan bırakın bence. Bu iş başından beri sizin istediğiniz gibi gitmiyor. Ben gidiyorum. Nasıl yani? Ay nereye gidiyorsun? Ay, ay, ay Koriş, yetiş. Ne oldu bir şey öğrenebildin mi şimdi? Kimmiş o kız? Branş kaçtıymış. Galo'nun rehberiymiş. Sude'nin arkadaşı. Küfür etme. Dedi bir şey mi? Allah Allah. Ey Galo yürüyüşe çıkmış. Ne? Ay yürüyüş mü?
Aslında iyi gelir. Bacaklarım açılır. Temiz hava, orman havası. Yürüyüşten de branca geliriz. Bravo İz, bravo. Nerede peki İz? Yani işte ormana gitmiş. Sude duymamam için elinden geleni yaptı ama orman dediğini duydum. Çok şahanesin, tamam. O zaman şimdi herkes odasına gidiyor, üstünü değişiyor. Sonra doğru ormana gidiyoruz, tamam mı? Baltalar elde, uzun ip belde. Hadi. Acaba sucuklu yumurta mı vardır? Ay iyi piş yapıyorlar mıdır acaba branşta? Aa, ay yine bırakıp gittiler. Ay mahcup oldum yine. Orman? Aynen. Harikasın Sude. Hadi o zaman hazırla. Gidelim. Hayır dur şimdi gitmeyelim. Odada yakalarız onu biz. Ay onun dönmesini bekleyemeyiz şimdi. Ya orada yakalarsak? Hadi hazırla. Çabuk 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 çabuk. Tamam dur eşyalarımı alayım çıkayım. Abi, Sinan şunu bak. Dur. Ha. Necmi abiyle ormana gidiyoruz işte. E ben? Ya sen bekleyeceksin. Yani. Sinan şaka mı yapıyorsun? Ben niye giyindim o zaman? Bilmem niye giyindin. Ya neyse izleyeceğiz. Sen burada bekliyorsun tamam mı? Lütfen o rehberle de bak arayı bir yap tamam mı? Bak lütfen. Tamam bakarız. Tamam bakarız surat asma. O rehberle arayı tamam, şey yapıyorsun. Tamam hadi git. Alo. İyi günler. Hulusi Bey'le görüşecektim ama Defne ben. Merhaba Hulusi Bey. Merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de işte. Şey, müsaitseniz ben sizinle böyle bir özel bir şey konuşmak istiyordum. Hani daha önce de söylemiştim, evet. Evet, evet. Yani yüz yüze. Oldu. Ha, evdesiniz o zaman. Tamam. Tamam, oldu. O zaman ben gelirim müsaitseniz. Tamam. İyi günler. Aferin bana be. Hiç heyecanlanmadım ha. Vallahi yaparım ben bu şeyi. Yani yapabilirim, evet. Evet, yapabilirim ya. Hadi gidelim. Geldim. Ömer gelmemiş. Necmi ortalarda yok. Defne'ye gelmişler. İyi, Defne hiç gitmiyorlar ki kuşum. Ben de duydum. Ay Ömüş de gelmemiş. Huysuz, soğuk. Necmi Hoş Bey de takipteymiş. Fikret Galo'yu kovalıyorlarmış. Ay kız, ne diyor Defne? Dün gece kötü falan mı geçmiş, ne olmuş? Ay ne bileyim, her şey daha kötü oldu falan dedi. Sonra da bana laf çarpıp gitti. Hayal kurmayın dedi. Ay bir bağırdı, bak düşündükçe yine sinirlerim çıkıyor. Ay kız, planlar suya düştü demek ya. Kız bunlar kavga falan mı ettiler acaba? Ay ayrıca sen ne hayal kuruyormuşsun? Hayır yani, Ömer de dünyanın en sakin insanı. Yani kavga etmeye tenezzül etmez. Hayır, ben anlamıyorum bunları. Ben hayal kurmuyorum yani öyle. İyi, Defne de uyuşuk. Kız ben de anlamadım. Dur bari ben de hayal kurayım. Ay bıktım. Ömer'den de, Defne'den de. Ay, ay bana bak, Eymen duymasın. Defne'ye de hayal kurduğunu falan söyleme. Hayal düşmanı kız. Ah, doğru. Dur ben bir laf atayım. Eymen'cim. Ay canım, senin de hayatına renk kattık değil mi? Nerede göreceksin bir daha böyle çatavatlı oteller değil mi? Kız söyler miyim? Ay kuru kız ne olacak? Ay zengin olacak o. Burslu murslu, zeki meki. Aa Defne. Ay Eymen ayol. Aa kız ne olmuş Eymen'e? Ay, ay dur. Ay, konular karıştı. Ay duymasın işte. Ay neyi? Eymen'cim. Tatlım, burada büyükler konuşurken küçükler kulaklarını tıkar. Sen duyma, tamam mı? Ay böyle sıkılırsan, mıkılırsan böyle beraber seninle çocuk oyunu havuzuna gideriz. Top oynarız seninle. Yok ya, ben böyle iyiyim. Ay ne kadar eğlenceliyiz değil mi? Aklım başından gitti değil mi bu eğlence karşısında? Ay sana bir şey diyeyim mi? Yani arabada gelirken sana çok kırılmıştım ama affettim seni. Sonuçta senin ağabeyin sayılırım. Ya ne demezsiniz? Sus bakayım. Oturduğu yerden kinayi yapıyor bir de. Bana bak, yarının zengin de ben vallahi alırım ayağımın altına.
Dil dolmuş papuç kadar. Ay. Aslında ben bir karar verdim. Aa, ne kararı? Her şeyi Sude'ye söyleme kararı. Ay, yolarım. Ona gidip ben senin annenin tuttuğu kiralık bir aşkım diyeceğim. Ay, ay ölüyorum. Sana para verdim. Vermeseydiniz niye güvendiniz ki? Ay Nerom gördün mü? Ay, ellere düştük ya Rabbim. Ay koruyayım, ben öleceğim galiba. Bana bak, söylemeyeceksin vicdansız adam. Söyleyeceğim, hem de her şeyi söyleyeceğim. Ya eğlence böyle olur işte. Siz beni buraya zorla getirmeden önce düşünecektiniz. Ben daha bununla çok eğlenirim. Ay Koriş, ben öleceğim bence, sence? Yok hayatım, ölmezsin. Daha gençsin sen. Öyle mi? Kız gördüm mü? Ay ne yapacağız biz Koriş? Ay sıkıştık böyle, her şey birbirine girdi. Ay nerede bu ya? Ay. Defne, hı? Sana şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Sen pasyoniste çalışmaya başlamadan önce nerede çalışıyordun? Niye ki? Merak ettim. Öyle garsonluk falan yapıyordum ama geçici yani, iş bakıyordum. Allah Allah. Annem bana senin çok deneyimli bir asistan olduğunu söylemişti. Telefonda yani. Ha, o şeydendir ya. Yanlış anlamıştır, ondandır. Bu işte bir yanlışlık var tabii ama. Ne diyorsun ya, anlamadım. Ben bilmiyorum diyorum. Sen biliyor musun? Ay gerçekten bak, zaten sinirlerim bozuk. Vallahi anlamıyorum ben seni. Çekmiyor yani buradan, almıyor. İşine gelmediğindendir. Gidiyorum ben. Ömer'i arayacağım. Yani Ömer Bey'i arayacağım. Niye ki? İşle ilgili. İş. Aa. Ne oldu? Gitti. İşmiş. Yasemin, bu Gallo'yu bulacağımız yok. Ben de gidiyorum. Yalnız mı bırakacaksınız yani beni burada? Ya sen ormanda aramaya devam et. Eğer dönerse ben de odada yakalarım. Hadi kolay gelsin. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum ki abi. Yani zaten ne taraftan gideceğiz onu da bilmiyorum. Peki görsen tanır mısın? Tanırım tanırım ya. Fikret Galo işte. Biraz yavaş, yoruldum, yetişemiyorum sana. Necmi abi. Heh. Sen iyi misin? Değilim Sinan. Hiç iyi değilim. İşte onu anladım da o yüzden soruyorum yani. Ne oldu, nedir, mevzu ne? Sabah Neriman'la konuşurken şu Defne Ömer meselesini Sude her şeyi duydu. Ne diyorsun abi? Ömer anlatacağım diyor. Yapma etme kızım dedim. Dinlemiyor beni. Nasıl? Baya Ömer'e anlatacağım mı dedi yani? Aynen öyle. Ah. Oh. Oh. Ah. Ha? Oh. Ay siz miydiniz? Yasemin iyi misin? Ya ne oluyor? Ne oldu kızım? Neyin var, iyi misin? Ne oldu size? Aslında sana ne oldu? Evet, sana ne oldu? Siz konuşun. Ben izin yanına dönüyorum. Bembeyaz olmuşsun Sinan. Şey ya, havadandır herhalde be. Ne bileyim, yerde kar falan var ya, böyle bir reflektör olmuştur.
Efendim Koray. Ne yapıyorsun mesela şu anda sen? Dinleniyorum Koray. Aa, niye? Yanlarım mı ağrıyor? Hayır Koray, yanlarım ağrımıyor. Ne var, ne diyeceksin? Hayatım, benim yanlarım ağrıyor. Ay Ömüş, bir şey diyeceğim sana. Benim çok acil kilo vermem lazım. Benim yaşam koçum olur musun ha? Ay böyle bebeğe gidip seninle tempolu yürüyüş falan yaparız. Koray, şaka mı yapıyorsun? Hayat, şaka yapıyorum. Hayatım, burada yaşam koçu olacak biri varsa o da benim. Ben senin yaşam koçun olabilirim ancak. Ay bu ikili Şeyda Coşkun'u ben. Sirepçisi sen olabilirsin ancak. Koray, gerçekten daha ne kadar boş konuşabilirsin? Hayır, yazık değil mi? Söylediğin her kelime böyle atmosferde boş yere yer kaplıyor. Yazık, hakikaten yazık ya. Ay, çevreci atmosferi düşünüyor bir de. Yani orada yalnız kalma diye arıyoruz. İnsan teşekkür eder. Nankör. Çok teşekkür ederim Koray. Halim vaktim yerinde. Sağ ol. Ay benim de canım. Sapanca'dayım. Bal masajı da yaptıracağım şimdi. Oo, mis. Ne güzel, ne güzel. Ay aslında refleksoloji masajı da yaptıracaktım da. Ay Ömüş, gıdıklanıyorum ben. Koray, hiç bitmiyor konuşman. Şunu bir yere bağlasak, ben de bir rahatlasam, ha? İyi, bağladım gitti. Kapatıyorum. Koray, çık geçeceğim. Aman geç. Deli midir nedir? Sen madı şişko demeye mi çalışıyorsun? Oh, delireceğim. Hakikaten delireceğim artık. Ay Ömüş, bir şey diyeceğim. Sen bu Fikret Galo'yu tanıyor musun? Biliyorum. O seni biliyor mu? Bilmiyorum. Ay burada olsaydın tanışırdın. Ay hem kuru kız da burada. Ay tam şenlik. Koray, kapatıyorum. Ay dur dur. Kapatmadan sana güzel sesle bir şarkı söyleyeyim. Ay, hayat ağlamaklı. Aa. Ay kapattı. Ay mahcup oldum. Ay. Aa soğuk. Vay, şansa bak. Hadi bitirelim şu işi. Merhaba. Merhaba. Necmi. Ece. Memnun oldum. Ben de. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii ki, buyurun lütfen. Merci. Ben sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum, izniniz olursa. Buyurun. Of. Ay nerede bu Necmi? Bir gönlünü alamadım. Necmi. Ay. Ay Necmi beni terk ediyor. Bu iş için ne kadar istekli olduğumuzu anlatamam. Bir görüşme ayarlarsanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Aslında çok yoğun kendisi. Hem tatiller, iş konuşmak için pek doğru yerler değiller. Doğru. Dolayısıyla nasıl karşılar bilmiyorum. Bir şansımızı zorlasak? Peki. Ben sizi kıramayacağım galiba. Benim şimdi gitmem gerek ama kendisi akşam burada olacak. Akşam yemeği için ördek istedi ama bulamadılar. Benim bu işle ilgilenmem gerekiyor. Görüşmek üzere. Ördek mi? Ben o ördeği kendi ellerimle yakalayıp hazırlayıp getiririm size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Necmi! Neriman! Hem de bu çirkinle! Ay sen ne kadar çirkin bir kadınsın. Sen utanmıyor musun benim kocamı otel ortasında ayartmaya? Liman, neler diyorsun sen? Ayarttıracağım ben bunu. Sen sus Necmi. Bakar mısınız? Yuva yıkanlar var. Nasıl sözler bunlar ya? Ne oluyor? Ece Hanım, Neriman, ne yapıyorsun sen? Ay Necmi, aşkım iyi ki gelmişim. Bak kurtardım seni. Ay ayartmaya çalışıyordu değil mi seni o kaşalon? Bana bak hayatım. Bak eğer gelmeseydim az kalsın yuvamız sarsılıyordu Necmi. Ay aşkım, ben bir daha sana hiç yalan söylemeyeceğim. Bitti mi Neriman? Neriman, her şeyi berbat ettin, her şeyi batırdın. O kadınla ben iş konuşması yapıyordum. Ay üstüme iyilik sağlık. Ay ay Necmi, rezil kepaze mi olduk? Ay her şey şaştı. Ay oryantasyonum şaştı benim Necmi. Of Neriman, of. Ece Hanım. Ece. Ay, ay, Necmi gitme. Ay ay hiçbir şeyi doğru yapamıyorum ben. Ahem.
Yerlerde kayıyor. Kayboldun değil mi? Hı? Ne münasebet. Hadi hadi. Çekinme söyle. Bence kaybolduk. Çünkü valla benim şu an nereye gittiğimiz hakkında en ufak bir fikrim de yok. Of. Galanın bile peşini bıraktım. Bir saattir otelin yolunu arıyorum. Karşına da ben çıkıyorum. Allah'ın işine bak. Yine yalnız kaldık galiba. Ne? Öyle oldu galiba. Bir şeyler oluyor da. Bir yandan da olmuyor da. Olmamalı da. Olmasın zaten, olsa da. Olur zaten, olmasa da artık bir şeyse. Olmamalı yani, olmasın. O zaman otele çarpalım. Yani buluruz herhalde. İkimiz birlikteyken. Tabii canım. İkimiz birlikteyken oteli buluruz. Bulamazsak gerekirse yeni otel yaparız. İyisin değil mi? İyiyim ben. Yok bir şeyim. İyiyim. Otel yapalım. Şey, otel bulalım. Oteli bulalım. De şey... Otel arkada kaldı galiba. O zaman o taraf. Allah Allah. Allah Allah. Selam. Ne haber? Ay yuh. Hatta çüş. Ne işin var be burada senin? Ya annenle Koray zorla getirdiler. Burada kaynaşırız diye düşünmüşler işte. Ay yuf. E ne yapacağız peki? Kaynaşabiliriz. Ay. Çok komiksin. Sen çok komik bir çocuksun gerçekten. İtici. Hadi gel dışarı çıkalım. Bir şeyler yapalım. Gezeriz. Olmaz. Benim işim var. Ben buraya iş için geldim canım. Ben de. Sen gel bakayım benimle odaya. Gel. Ha, ne yapıyorsun be? Suyu da yoldan beri üstümde bu. Kirlendim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eymen, ne yapıyorsun? Sakin ol. Bir duş almam lazım sadece. İyi, tamam o zaman git içeride al, al, al. Sanki duşu buraya yapmışlar. Niye burada alıyorsun ki canım? Git içeri. Tamam, sakin. Tamam. Sen şöyle geçeyim. Yani ben öyle geçeyim, sen de böyle geç. Olur. Suda mektup mu yollamamı istiyorsun? Ne? Ha, böyle hiç olmadı değil mi? Olmadı tabii yani, çok saçma zaten. Anlatacak mısın? Ha. Galo. Galo? Bak şimdi. Bizim bundan bir şekilde randevu almamız lazım. Yani tavlamamız lazım. Mm-hmm.
Ay, gittim ben Kodiş. Her şeyi, her yanıma bulaştırdım. Necmi beni kesin terk edecek. Hayatım, sen doğru onu yapmışsın. Sonuçta kocanı çalmaya çalıştılar. Ay, iyi gördüler böyle işte belalarını. Ay, öyle değil ya Koriş. Hani iş için görüşüyorlarmış ya. Ha? Ay, ama ben ne bileyim, öyle görünce şey zannettim. Hayatım, yanlış anlamışsın işte. Ay, Necboş Bey'le hemen bağırdı değil mi? Ay, evet yani. Ay, çok asabi oldu. Ay, sinirli oldu adam. Hayatım, işte bu Sinanlar yüzünden falan çok gerildi adam. Suudi muydu olayları falan. Ay, ay, doğru, öleceğim ben. Kız, ölme daha. Necboş Bey, ne yapacağız? Ay, yok yok, öleceğim ben, öleceğim. Ay. Ay, ay. Ya da ölmeyeyim ayol. Sude ile Eymen var. Ay, onlar ne yaptı acaba? Ay, ben onlara bakayım. Ay, bir tanesini de tökezledik zaten. Ay, biri gitti, öbürü kalsın. Aa, kız nereye gidiyorsun burada beni bırakıp? Ay, bunlar da kaldı. Ay, ziyan olmasın. Ay, bitirip de kalkarım ben de. Ay, neydi? İsot Bey. Ay, İsot değil de. İso Bey. Ay, buradayım, buradayım. Efendim? Ay, buyurmaz mısınız? Ben tek başıma yiyemiyorum da. Ay, buyurun, beraber yiyelim. Buyurduk, bakalım. Ha. Ay, böyle olmadı. Ay, almaz mısınız? Buyurun. Ay, ben sizden çok korkuyorum. Niye? Ay, ne bileyim, böyle başka bir dünyadan gelmiş gibisiniz siz. Paralel evren mi? Paralel evren. Yok, çok sersiniz. Sersin. Aa, ay, güldünüz. Ay, şundan da almaz mısınız? Buyurun. Yok, sağ olun. Ha. Peki madem. Ay, ben tanışırım tabii kendimi. Ben Koray, Koray Sargın. Tanışıyoruz ya, İsmail ben. Defne'nin var. Ay. Ne oluyor ya, niye ayrılıyorsunuz? Ay, Defne falan diyorsunuz demeyin. Kuru kız değil ona. Benim gitmem lazım yalnız. Aa. Peki madem. Ay, çok memnun oldum. Oldu, ben de. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun, sağ olun. İyi, kuru kızın kankası. Kovboy gibi otel dolaşıyor. Ay, sana kadın kaşlar yakışır hayatım. Efendim? Ay, yanlış zamanda mı geldim ben? Yok. İsmail içeride. Saçmalama Sinan. Sen ne zannediyorsun beni? Aa, ne bileyim, böyle bir bornozla falan görünce şey yani. Duş aldım da. Ne var bunda yani? Sen giymiyor musun bornoz? Giyiyorum. Giyeyim mi? Neyse, evet. Gıcık yerleşti şeydi. Geçti. Gir içeri. Gireyim. Giyinip geliyorum. Bu güzel aslında yani. Kalabilirdi. Yerli adam yersiz şaka işte. Benim kapımı durduk yere çalmazsın. Evet. Yine hangi anlaşma teklifiyle geldin bana diyorum. Ha.
Evet. Evet. Ne? Bir gündemi vardır herhalde. Evet. Ne? Ne ne? Ay, bir dakika ya. Evet. Şu evetten bir kurtulursan. Evet bak. Ben ne diyordum ki? Tamamdır. Odasında. Kesin bilgi. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacağız? Odasına gireceğiz. Sude, senin odanı tanımadığın biri gelse içeri davet eder misin? Senin gibi biri gelse etmem tabii ki. Ama kendim gelsem belki edebilirim. Doğru laf. Dünya güzeli bir kızsın sonuçta. Sen kapıma gelsen hemen alırım içeri mesela. Ya sen ne kadar cüretkarsın ya. Hiç sözünü esirgemiyorsun. Esirgemem. İçimden ne gelirse yaparım. Neyse. Konumuza dönelim şimdi. Şimdi bu galo kapıyı kim açar? Buldum. Orada durup beni mi seyredeceksin? Evet. Yok canım, şey. Neden geldiğini söylemedin hala? Ha? Ha, evet. Ben Sude ile konuşacaktım ya. Sude mi? Hı. Ama yok herhalde. Gerçi herhalde biraz fazla oldu zaten. Olmadığını gördük. Sude yok. Yasemin var. Ne yazık ki. Estağfurullah. Git. Lobiye falan bak istersen. Sen bozuldun mu? Ne münasebet? Yok, biz bizimle ilgili konuşmayacaktık. Başka bir konu. Açıklama yapmana gerek yok. Emin misin? Eminim Sinan. Git. Ben Sude'yi onu aradığını söylerim. Gidiyorum. Git. Vallahi. Ne oluyor ya? Benim bilmeye çok gündemim var. Ben galoya mı koşayım ben? Odada mı kalayım? Sude mi aradı ben? Bittim ben. Kaça bölüneceğim ki ben zaten? Yok, aradığınız sinyal şu anda ulaşılamıyor yani. Baba. Sude. Sen miydin? Ne yapıyorsun sen burada? Ne işin var? Galo'nun odasına gireceğim. Bu kim? Arkadaşım. Bir sorun mu var? Yok. Ne diyebilirim ki? Ne diyeyim yani? Böyle kostüm değiştirmeler falan. Aferin diyebilirsin babacığım. Ya kimsenin aklına gelmeyen bir şeye akıl edip bu sayede herkesten bir adım öne geçtiğim için beni takdir edebilirsin mesela. Ördek. Efendim? Ördek seviyormuş. Bilgi için. Haberin olsun yani. Görüyor musun? Bir minik kıyak geçmeden duramadı. Baban ne de olsa. Ama bana çok kızgın. O niye? Aman, boş ver. Of. Biz oradayı nereden bulacağız şimdi ya?
Abi tamam o zaman ben şey yaparım. Ararım Alp'i, gönder derim ördeği. Gönderir yani o ördeğin en aslından, ne olacak ki? Ya aslansın be Necmi abi. Vallahi sağ ol ha. Sinan elini biraz çabuk tut ama. Tamam tamam. Ya abi bir cepheyi kapattık en azından ya. Yani değil mi? Bu da bir şey. Peki bu Sude meselesini ne yapacağız? Ya bilmiyorum abi. Bir de ben konuşurum. Ben gerçi daha bulamadım ama işte bulunca. Sinan başarabilecek misin? Deneyeceğim. Bakalım. Peki. Tamam. Neyse abi ben bir Alp arayayım. Hadi görüşürüz. Düşünsene, haftaya İstanbul'a geliyor ve Şeri'ye uğrayacağına söz verdi. Ya Eymen, resmen randevuyu galadan kaptık. İyi misin? İyiyim. İyiyim. İyi falan değilim. Bir daha böyle bir şey yapma. Yüzünü çizerim. Tamam sakin ol. Anlıyorum. Etkilen beni. Eymen. Tamam. Ne oldu ki bana böyle ya? Galadan'dır. Sude, bu olağanüstü bir haber. Haftaya gala bizde yani, öyle mi? Öyle canım. İnanamıyorum, süpersin. Yalnız neden bu kadar şaşırdın anlamadım. Gerçekten acayip bir kızsın Sude, gerçekten. Bence de. Hiç tevazuya falan gerek yok. Ya iyiyim işte. Çok iyisin. Ay dayanamayacağım, gel bir öpeceğim seni. Ay öp. Oh. Ne oluyor be? Kutlama yapıyoruz canım. Aa, neyi kutluyorsunuz? Sude randevuyu koparmış. Ne? Nasıl yani? Ha. Housekeeping. Tebrikler. Zekice güzel akıl etmişsin. Hayat işte. Her cephede kaybedeceksin diye bir şey yok. İlla birinde kazanıyorsun. Seninle bir şey konuşmam lazım yalnız Sude. Şimdi olmaz. Sonra konuşalım. Tamam sen bilirsin ama hani acil. Bil. Peki o zaman. Tebrikler tekrardan. Sağ ol. Biraz beklesin değil mi? Ya hep bu kadar kolay olduğum için kaybettim zaten. Ya tabii tabii. Hadi kutlayalım. Ben de böyle otelin içinde işte sizi arıyordum. Hadi bize artık güzel bir haber verin. Haberleri iyi.
Gallo'yu çok memnun ettiniz. Yani dün akşamki ördek jestiniz amacına ulaştı sanırım. Hatta aramızda kalsın, Türkiye'de yediği en iyi ördek olduğunu söyledi. Harika, harika. Şey, o zaman bir kahve içeceğiz herhalde değil mi? Bir zahmet. Sizi odasında bekliyor teşekkür etmek için. Sonra da ayrılacak zaten. O da şey... Olur, tamam. Budur, peki. Alo. Ne haber kuzen? İyidir. Öyle ne yapıyorsun demek için aradım. Biz Sapanca'dan dönüyoruz da. İyi, iyi, güzel. Evde misin? Müsait misin? Bir sana uğramak istiyorum da dönünce. Nedir mesele? Kuzeniz ya biz. Mesele olmasına gerek mi var? Konu sen olunca. Aman iyi, tamam. Önemli bir konu var. Sana bir şeyler anlatmam lazım. Diyorsun. Aynen öyle. İyi, hadi gel, evdeyim. İyi, tamam. Görüşürüz o zaman. Ya hadi, neredesiniz? Geldik. Sude. Konuşabilir miyiz? Baş başa. Biz aşağıdayız. Cidden yapacak mısın bunu? Neyi? Ömer'e her şeyi anlatacak mısın? Sen de mi biliyorsun? Oyundan haberin var yani. Evet, biliyorum, var. Bu yalana sen de dahil oldun yani. El birliğiyle kandırdınız siz Ömer'i. Sude, konumuz bu değil. Tamam, kimse böyle olacağını tahmin etmedi. Aşık oldular birbirlerine. Yazık. Yazık ya. Öğrenince yıkılacak Ömer. En büyük darbeyi de senden yiyecek. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Bunu Ömer'e söylersen ne olacağını tahmin edebiliyor musun? Ömer'in nasıl herkes sırt çevireceğini, nasıl hayal kırıklığına uğrayacağını. Yapma. Ömer bunu hak etmiyor. Öğrenmesi lazım Sinan. Böyle bir yalanla yaşamasına izin veremem. Hınçla yapıyorsun değil mi? Onun canını acıtmak için. Ben değil. Siz yaktınız Ömer'in canını. Siz yalan söylemiş olabilirsiniz. Ama ben söylemeyeceğim. Ömer her şeyi öğrenecek. Kararlısın yani. Evet. Ve ne yazık ki beni vazgeçiremez. Dün bunu mu konuşmak istedin benimle? Hı hı. Ben de neler düşünüyorum. Halbuki hiç umut yok değil mi? Defne, senin neyin var? Yani böyle biraz kaygılı gibisin. Geldiğinden beri sanki canı sıkkın. Ya işte Gallo falan, tabii bir insan böyle bir düşünüyor. Yani sen de randevuyu kaptın ama yani. Tebrik ederim. Bravo. Teşekkür ederim.